Amili takımımız 6. jenerasyonuyla şüphesiz son yıllardaki en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. Takımın sahip olduğu kadro kalitesinin geçirdiği evrim bir yana, 2008'den sonra alışkanlık haline gelen başarısızlık artık geride kalmış ve milli takımımız tabiri caizse winner bir kimlik kazanmış gibi gözüküyor. Bir kısım futbol sever Montella ve bizim çocuklar için böyle düşünse de Montella hakkında negatif düşünceleri olanlar da tabii ki var. Peki hangi taraf haklı? İtalyan teknik adam milli takımımızın 2008'den beri süregelen DNA'sını nasıl değiştirdi veya gerçekten değiştirdi mi? Milli takımımız başarılı mı, başarısız mı? Montella'yı seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Montella'nın milli takım serüvenini inceleyeceğimiz cevap konseptinin yeni videosu şimdi kısa paslarda başlıyor. Fatih Terim önderliğinde tarih yazdığımız Euro 2008 maceramızı hala anıyoruz zaman zaman. O turnuvayı gururla hatırlamamız bir yana, Euro 2024'e kadar geçen aralıkta hafızalarımızda başarı olarak tanımlayabileceğimiz bir şeyin kalmaması da bir o kadar üzücü. O takımın başardıkları, 2002 Dünya Kupası'nın ardından uzun bir süre sonra gelen, geleceğe umutla bakmamıza sebep olan ve daha da büyük başarılar elde etme yolunda bize inanç aşılayan şeylerdi. Maalesef ki geçen 16 yılda bu istediklerimizin yanından bile geçemedik. Fatih Terim'in 2009'da görevinden ayrılmasının ardından Montella'ya kadar 7 farklı teknik adam seyrettik milli takımın başında. Oğuz Çetin, Hiddink, Abdullah Avcı, 2. Fatih Terim dönemi, Lucescu, Şenol Güneş ve Stefan Kuntz. Bu teknik adamların her birinde farklı bir oyun, farklı bir mantalite ve farklı kadrolara şahitlik ettik. Hepsinde ortak olan tek nokta ise bir şeylerin sürekli olur gibi olup olmaması ya da bir şekilde baştan yolunda gitmemesiydi. Milli takımımıza heyecanlanamaz olmuştuk o veya bu sebeple. Montella'nın takımın başına geçirildiği duyurulduğunda da herkesin korkusu buydu ve kamuoyu düşündüklerini dışarı vurmaktan hiç çekinmedi. Taraftarlar, spor yorumcuları, eski futbolcular ve sokaktaki amca dahil herkes Montella hakkında soru işaretlerini dile getiriyordu. Milan, Fiorentina ve Adana Demirspor'da başardıklarının kıstas olmadığını, bu mertebenin çok daha büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi gerektirdiğini söylüyordu herkes. Onlar da haklıydı bir yandan. Resmi duyurunun ardından hocanın ilk sınavını vereceği Hırvatistan maçı öncesi açıklanan kadro, ona karşı olan şüpheleri daha da arttırmıştı hatırlarsanız. Hocanın herkesin beklediği, formda denilebilecek isimler yerine kendisinin yakından tanıdığı isimleri kadroya dahil etmesi ön yargıları arttıracaktı. Ama bu, başarısızlığa alışmış insanların gösterdiği refleks bir tepkiydi. Çünkü belki de Montella'nın o gün herkesin beklediği yerine kendi inandığını yapması, takıma bugün sahip olduğunu söylediğimiz winner kimliğinin kazandırılması yolunda atılacak ilk adımdı. İlk mesaisinde son Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan'ı 1-0'la geçen Montella ve öğrencileri, önce Letonya'yı 4-0 ve sonra da hazırlık maçında Almanya'yı 3-2'lik skorla devirmişti. Devamında Galler karşısında alınan 1-1'lik beraberlikte Stefan Kuntz'un başlatıp Vincenzo Montella'nın bitirdiği Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundan lider çıkmayı başaran milli takım turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı. Montella'nın takımın başına geçmesinin ardından kamuoyunda oluşan parçalı bulutlu hava, üst üste alınan galibiyetler sonrası yerini güneşe bırakacaktı. Ta ki Euro 2024 öncesi oynanan hazırlık maçlarına kadar. Bu 4 maça kadar kendinden emin ve güçlü bir görüntü çizen Montella'nın milli takımının o eski halinden eser yoktu adeta. Macaristan, Avusturya, Polonya karşısında alınan mağlubiyetler ve İtalya maçının golsüz berabere bitmesi akıllara, biz bu takımlara karşı kazanamıyorsak turnuvadaki rakiplerimize karşı ne yapacağız sorusunu getiriyordu. Öte yandan sezonu formda geçiren ve takımın önemli gol silahlarından olan Enes Ünal'ın yokluğu da İtalyan teknik adamın işini hiç kolaylaştırmıyordu. İbre tekrardan bu adamın bu turnuvada takımın başında ne işi var sorusuna dönmüştü. Takımın başına geçtiğinden beri kendini yüksek baskılı bir ortamda bulan ve sakin duruşuyla bilinen İtalyan teknik adam yine kısa bir sürede takıma bu problemlerin çözüldüğü yeni bir taktiksel plan kazandırdı. Avrupa Şampiyonası gibi turnuvalar kupayı günün sonunda iyi oynayanın değil kazananın kaldırdığı turnuvalar olmuştur her zaman. Hoca da aslında tam olarak bunu yaptı. Her maça farklı bir kadro düzeni ve taktikle çıkan Montella'nın hedefi söylediğimiz gibi iyi oynamak değil kazanmaktı belki de. Çünkü savaş başlıkta her şey mübahtı. Peki hoca Euro 2024'te saha içinde neler yapmıştı bir hatırlayalım ve onu bu maçlar üzerinden okuyalım.
Hoca önce Gürcistan maçında Barış Alper'in 9 numara olarak konumlandığı, top bize geçtiğinde de Kaan Ayhan'ı 3. bir stoper gibi yerleştirerek beklerle oyunu genişlettiği bir oyun anlayışı benimsedi. Maçın ilerleyen kısmında da hepten üçlüye dönmüştü zaten İtalyan teknik adam. Barış Alper'den 9 numarada verim alamadığı noktada onu sağa çekerek Arda'yı sonraki maçlarda yapacağı gibi sahte bir 9 numara olarak görevlendirdi. Maç içinde hocanın yaptığı taktiksel değişiklikler herkese "bu adamın gerçekten bir planı var mı?" diye düşündürdü şüphesiz. Portekiz maçında ise ilk maçtan farklı 4 isim vardı sahada. Oyunun ilk 20 dakikasında sahada iyi bir milli takım izlesek de Portekiz'e hediye ettiğimiz bir maç oldu gruplardaki ikinci maçımız. Çekya maçına geçildiğinde ise Gürcistan maçında bahsettiğimiz gibi Arda'nın sahte 9 olarak konumlandığı bir oyun tercih etti Montella. Sağ kanatta Barış Alper'in fiziksel ve İsmail Yüksek'in ise pres gücünden bol bol yararlandı İtalyan hoca. Son 16'da ise Avusturya karşısında Montella'nın belki de turnuvadaki en net taktiğini gördük. En ve belki de tek güçlü silahı pres olan Avusturya karşısında harika kurgulanmış bir karşılama planı çeyreğe taşıdı bizim çocukları. Kaan'ın 3. bir stoper gibi konumlanması ve Arda'nın sık sık sahte 9 olarak orta sahaya yaklaşması Avusturya'nın planlarını sekteye uğrattı. Çeyrek finalde Hollanda karşısında da güçlü görüntüsüne devam etti Montella ve öğrencileri. Bu sefer maça direkt olarak üçlü savunmayla başlayan A millilerimiz ilk yarıda harika bir oyun ortaya koydu ve devre arasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ise hem rakip hoca Ronald Koeman'ın oyuna doğru hamleleri, hem kıl payı kaçan pozisyonlar, hem de geç kalınan değişiklikler maalesef Hollanda'yı yarı finale taşıdı. Dünya yıldızlarıyla donanan Hollanda'yı elimizden kaçırdık desek yanlış olmaz. Takımda santrofor derinliğinin olmaması, yaşanan sakatlıklar ve alınan cezalar Montella'nın turnuva boyunca forvet kullanmayan orta saha hakimiyetine, hücum geçişlerine dayalı farklı farklı sistemler tercih etmesine sebep oldu. Bu alışılmadık taktikler başta yine her ne kadar tepki çekse de etkileyici bir dizi performansla sonuçlandı ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki umutlarını yeniden canlandırdı. Takımın kötü formunu aldırış etmeden kısmi taktiksel imkansızlıklar içinde bulduğu çözümler ve yaklaşım yine 2008'den beri alışılagelmiş başarısızlık kimliğinin değişmesinde büyük rol oynadı şüphesiz. Vincenzo Montella yönetimindeki takım istikrar ve güven kazandı. Taktiksel esnekliği, oyuncuların farklı oyun senaryolarına uyum sağlamasına imkan tanırken yoğun eleştiriler karşısındaki soğukkanlılığı takımın moralini ve odağını koruma açısından önemli bir faktör oldu. Ayrıca takımın başına geçtiği andan itibaren Arda ve Kenan gibi genç oyunculara güvenerek sık sık sorumluluk vermesinin de milli takımımızın DNA'sına yeni bir karakter kattığı bir gerçek. Serie A'da oynanan Inter-Juventus maçından sonra La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda Kenan Yıldız hakkındaki yorumları hocanın genç yeteneklere yaklaşımını bir kez daha göstermişti. Sadece 19 yaşında Inter ve Juve arasında oynanan bir maçta 2 gol atan en genç oyuncu oldu. Ondan şüphem yoktu. Çünkü o olgun ve odaklanmış bir genç. Golü daha fazla zorlaması ve son 20 metrede daha iyimser olması lazım. Ayrıca pis golleri de atmayı öğrenmeli, seken toplar ve boşta kalan sahipsiz toplar konusunda daha inançlı olmalı diyecekti İtalyan hoca. Ayrıca ikinci forvet olarak da oynayabilir ve bundan belki de daha fazla keyif alabilir. Ancak şu an başladığı yerden yıkıcı olmayabiliyor. Bana göre onun pozisyonu bu şeklinde verdiği demeçte Kenan Yıldız'ın milli takımdaki gelecek rolü için net sinyaller verirken aynı zamanda hocanın takımın her bir parçası için kafa yorduğunu da gösteriyor. Gelin şimdi bir de yorumları bir kenara bırakıp verilerle konuşalım. Montella geçtiğimiz Galler maçı öncesi milli takımın başında çıktığı 12 resmi maçın 8'ini kazandı. Bu onu takımın başında en az 5 resmi maça çıkan hocalar arasında %66.67 ile Türk milli takım tarihindeki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip hoca yapıyor. Onun yönetiminde milli takım İzlanda ve Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda yenme, 72 yıl sonra Almanya deplasmanındaki ilk galibiyetini alma ve Letonya'yı ilk defa Türkiye'de yenme başarılarını gösterdi. Öte yandan Montella'lı milli takım Euro 2024'te 25.8 yaş ortalamasıyla Çekya'nın ardından turnuvanın en genç ikinci takımı olurken çeyrek finalde boy gösteren en genç takımdı. Yine La Gazzetta'ya verdiği röportajda milli takımın baskıları hakkında "bu bir milli takım teknik direktörünün hayatı. Her maç bir final ve hazırlanmak için çok az zamanımız var. Bir Avrupa turnuvası sırasında takımın odaklanmasını yüksek tutmak kolay. Ancak sezon boyunca oyuncular lig ve kupa maçlarında kulüplerine bağlıyken bu daha zor. Ancak şu ana kadar takım bana sadece olumlu yanıtlar verdi" şeklinde yorum yapan hocanın yoğun baskıya dair bir başka soruya verdiği cevap ise oldukça çarpıcıydı. Baskı futbolun bir parçasıdır. Önemli olan
bunu en iyi performansı sergilemek için nasıl kullandığımızdır. Bu sözler Montella'nın zorlukları fırsata dönüştürme felsefesini ve milli takıma nasıl winner bir kimlik kazandırdığını özetliyor adeta. Şimdi asıl soru. Montella'nın kazanan formülünün uzun vadede sürdürülebilir olup olmayacağı. Hocanın genç oyuncularla kurduğu güçlü bağ, takım içinde birliği ve ortak bir amacı pekiştiren umut verici bir gelişme. Ancak net bir oyun tarzının tam anlamıyla oturup oturmadığı hala tartışma konusu. 4-6-0 sistemi kısa vadede başarı getirse de bu sistemin uzun vadeli bir stratejiye dönüşüp dönüştürülmeyeceği merak ediliyor. Takımın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 4 maç 3 galibiyet ve 1 beraberlikli performansı Euro 2024'te kazanılan rüzgarın takımın arkasına alınarak devam ettirildiğini gösterse de Montella'nın taktiklerini sürekli olarak adapte etme ve istikrarı sağlama konusundaki becerisi takımın gelecekteki potansiyel başarısında belirleyici olacak. Hoca eğer genç yeteneklerin potansiyelini kullanmaya devam eder ve sağlam bir oyun planı oluşturabilirse Türkiye'nin İtalyan teknik adam yönetiminde tarihindeki en iyi dönemini yaşaması işten bile değil. Taktiksel zekası, baskı altındaki sakinliği ve genç oyuncuları geliştirme konusundaki kararlılığı sayesinde Türkiye'yi uluslararası arenada yeniden güçlü bir konuma taşıdı hoca. Bu başarının kalıcı bir mirasa dönüşüp dönüşmeyeceği, önümüzdeki yıllarda istikrar ve yenilikçiliği nasıl bir araya getireceğine bağlı olacak. Peki siz Montella hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Montella milli takımımızı winner bir takım haline getirdi mi? Montella'yı ve oynattığı oyunu seviyor musunuz? Yorumlarda beraber tartışalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.